Kur'an-ı Kerim'de geçen Mele-i Ala ifadesi nedir? Neyi anlatmaktadır? Değerli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'de geçen Mele-i Ala Sa'd suresinde Estaizu billah kul huve nebe'un azim entum anhu mu'ridun ma kâne liye min ilmin bil mele-i ala id yehtasimun. De ki Habibim, o büyük bir haberdir. Siz ondan yüz çevirmektesiniz. Benim Mele-i Ala ile alakalı hiçbir bilgim yoktur. Onlar orada tartıştıkları zamanda benim onların tartışmalarına yönelik hiçbir ilmim ve bilgim yoktur deniliyor. Bu ayeti kerimelerin bağlamından, siyakından ve sibakından da anlıyoruz ki müfessirler buradaki Mele-i Ala'yı en yüce topluluğu, melekler topluluğu olarak tefsir etmişlerdir ki nitekim Bakara suresinde buna dair melekler topluluğunun kendi arasında insanın ilk yaratılma aşamasında, ilk insan yaratılacakken Cenab-ı Hak وَاِذْ بِاللّٰهِ وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيفَ. Yani Rabbin o vakit meleklere demişti ki ben yeryüzünde bir halife yaratacağım. قَالُوا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءِ. Onlar da dediler ki sen orada ifsad edecek, kan akıtacak olan birisini mi yaratacaksın dediler. Müfessirler bu Mele-i Ala'nın tartışmasının, Mele-i Ala'nın melekler topluluğu olduğunu ifade ederler. Meleklerin ilk insanın yaratılacağı zamanda aralarında geçen Cenab-ı Hakk'a karşı olan bu konuşmalarıdır diye bunu tefsir ederler. Tabi bu ayeti kerimeyle ne kastediliyor? Yani Kur'an-ı Kerim Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselama vahiy yoluyla birlikte gelmiştir. Ve bu meleklerin tartışması mesela gaybi bir haberdir. Vahiyden başka hiçbir yolla birlikte bilinemeyecek olan gaybi bir haberdir ki başka haberler de var buna dair, buna benzer olarak. Mesela Cenab-ı Hak Meryem aleyhisselamın durumunu anlatırken Estaizu billah tilke min enba'il gaybi nuhihi ileyk. Yani bunlar gaybın haberleridir ki biz bunları sana vahiy yoluyla birlikte bildirdik. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يُلْقُونَ اَقْلَامَهُمْ اَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمْ. Hani nehre kalemlerini atıyorlardı. Hangisi Meryem Aleyhisselam'ın işlerini üstlenecek diye kura atıyorlardı. Sen bu işleri yaparken onların yanında değildin. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذْ يَخْتَصِمُونَ. Onlar kendi aralarında tartışırlarken sen onların yanında değildin Habibim. Vahiy yoluyla bildirmesek nasıl bilebilecektin bunları buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte bu ayeti kerimede de ki o melekler tartıştığı zamanda meleklerin arasında geçen bu diyaloğu ben vahiyden başka neyle birlikte bilebilirim? Ben onların yanında değildim ki. Hiçbir bilgim yoktur bu konuda diyerek Kur'an-ı Kerim'in işte nebe'un azim büyük bir haber olduğunu ve kendisine vahiy yoluyla birlikte verilen bir haber olduğunu, bir vahiy olduğunu ve kendisinin de hak bir peygamber olduğunu ispatlaması isteniyor bu ayeti kerimelerle birlikte.